Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kartlarınızdaki puanları nasıl nakite çevirebilirsiniz onu göstereceğim. Ya da nasıl dijital ortamda harcarsınız onu göstereceğim. Şimdi şöyle bahsedeyim. Diyelim ki sizin bankada bir tane kartınız var ve bu kartın içinde puan var. Diyelim dışarı çıktınız markete veya atıyorum bir iş yerine gittiniz. Harcamak istediğiniz ama kabul etmedi. Bankayla anlaşmalı olmayabilir. O zaman ne yapacaksınız? Arkadaşlar zaten bu uygulamanın linkini açıklamalar kısmına koyarım. Şimdi bu uygulama nasıl çalışıyor? Sizin kartınızdaki puanlarla size hediye çeki veriyor. Şöyle göstereyim. Yani bunların çoğu dijital ürün. He, şimdi diyeceksiniz ki. Yani dijital ürün ama. Hani ben oyuna falan para yatırmıyorum ya da abonelik sistemim yok. Arkadaşlar o zaman da size şöyle bir seçenek göstereyim. Carrefour'su hediye çeki var 50 TL'lik. Diyelim ki 50 TL'ye ulaştınız ve bankanız Carrefour'sa ile anlaşmalı değil veya Carrefour'sa'daki kasiyerler kart puanıyla alışveriş yapmayı bilmiyor olabilirler. O yüzden de bu hediye çekini alabilirsiniz. Bu hediye çekini aldıktan sonra da kullanabilirsiniz. Ya da işte getirden vesaire vesaire bir sürü seçenek var. Şöyle göstereyim. Ha ama şöyle bir şey var bazı ürünlerde ekstradan komisyon oluyor. Ama bu komisyon oranları çok düşük. Yani 1 TL veya 2 TL alıyor. Hani bayağı düşük. %4 komisyon ediyor. Ben de şimdi sizlere Google Play kod almayı göstereceğim. Şimdi buradan seçiyorsunuz. Bu arada bu ürünlerin son kullanma tarihi var. Şimdi sepete eklediniz diyelim. Ondan sonra ne yapacaksınız? Arkadaşlar kartların kısmına tıklıyorsunuz. Buradan kartınızı ekleyeceksiniz. Kartınızda en az 1 TL olması gerekiyor. Puan olarak değil. Yani kartınızın bağlı olduğu hesapta 1 TL olması gerekiyor. Ya da kredi kartıysa limitinizin en az 1 TL olması gerekiyor. Çünkü 3D adım kısmına yönlendiriyor. Buradan da kartınız onaylanıyor. Yani banka onaylıyor. Ondan sonra kartınız hesabınıza ekleniyor. Bakın gördüğünüz üzere benim word puanım çıktı. Yapı kredinin. Siz Akbank'ı vesaire de kaydedebilirsiniz. Ben yapı krediyi kaydettim. Şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar. Şundan da bahsedeyim. Yani word puanlarınız vesaire mesela geçicidir. Atıyorum markete gittiğiniz zaman harcamak istemiyorsunuzdur. Hani buradan da şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Word puan Garanti bankasının maksimum bir kart puan sistemlerini. Diyelim ki puanınız var ama. Siz şöyle bir şey yapmak istemiyorsunuz işte. Hani tam hediye şekil alacağım ama belki kullanmayacağım. Biriktirmek istiyorum. O zaman da Tiko puan diye bir şey var. Bu uygulamanın kendi puanı. Diyelim ki 50 liralık kartınızda puan var. Bu Tiko puanını alabiliyorsunuz. Yani bu Tiko puanı alınca ne oluyor? Bu Tiko puanı diğer şeyleri de alabiliyorsunuz. Yani diğer tüm her şeyi alabiliyorsunuz. Bu uygulamanın para birimi gibi düşünün. Neyse ben lafı fazla uzatmayayım. Sepet kısmına girelim arkadaşlar. Buradan devam kısmına tıklayalım. Şöyle göstereyim. Buradan puanlarınızla mı harcamak istiyorsunuz? Yani Tiko puanlarınızla. Yani bu uygulamanın para birimiyle. Yoksa kartınızla mı harcamak istiyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz puandan, karttan. Hem puanlar hem karttan seçeneği var. Bu bayağı güzel olmuş. Yani diyelim ki 50 liralık bir şey alacaksınız. Kartınızda 25 TL Hesabınıza bağlı bakiye var. 25 TL'de puanınız var. O zaman bunu alabiliyorsunuz. Ben şu an sadece puandan seçeceğim. Bu kısmı tıklıyorum. Evet. Ödemeniz başarıyla alındı diyor. Tamam kısmına tıklayayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Puanım 83 kuruş. 1 TL'de komisyona gitti. Yani 25 TL Google Play kodu 1 TL komisyon. Arkadaşlar bence hani makul bir oran. E çünkü burada bir hizmet sunuluyor ve 1 TL gibi bir rakam da sizden çekiliyor. Yani 1 TL pek bir şey değil bu hizmete göre. Yani umarım daha çok hediye çeki vesaire gelir. Ben şimdi bekleyeceğim. Bakalım ne zaman gelecek kod. Evet arkadaşlar zaten saniyesinde gelmiş kod. Şöyle göstereyim. Siparişlerim kısmından gördüm. Yani ben uygulamayı bayağı beğendim. Ama dediğim gibi seçenekler arttırılabilir. Mesela hani şöyle şeyler olabilir. Neomir.com hepsi burada trend yolu gibi mağazalarının hediye çekleri gelebilir. Bunlar da böyle 25 TL'lik de olabilir. 50 TL'lik de 10 TL'lik de. Yani daha güzel olur en azından. Ya da mesela ekstradan banka hesabına çekme gelir. Böyle daha daha güzel olur. Yani gelir mi bilmiyorum ama. Hani şöyle düşünün. 20 TL kartınızda puan var. Etiku puanda diyor ki tamam 20 TL'lik ama atıyorum 3 TL komisyon olurum. Belki bunda daha fazla komisyon olacaktır. Belki gelir mi o da var. Hadi 17 TL senin bankana yolluyorum diyor. Hani öyle bir özellik olsa çok güzel olur gerçekten. Neyse arkadaşlar Google Play kodu geldi. videom bu kadardı. Görüşmek üzere.